yüksek lisans eğitimimiz şu anda testsiz devam ediyor. Fakat bunun yerini alan bir projemiz var. Onun dışında eğitim programlarımız var. Şahsen yürüttüğüm iki tane müstakil program var. Bunlardan birisi Mevlana ile Manevi Gelişim. Ben yani 19-20 yıldır Hazreti Mevlana üzerine çalışan bir akademisyenim. Bu benim 20 yıllık hayalimdi. Mevlana okulu tarzında bir okul kurmak. 2 yıl süren bir program, 4 kur şeklinde. Yeni kayıt alınmıyor. Her bir kuru bitiren ancak üst kura devam edebiliyor. Yürüttüğüm diğer bir program, tasavvuf irfan ışığında Kur'an ve Resulullah. Dinin temel kaynaklarını bu ariflerin bakış açısından yeniden yorumlama. Aslında yeni diyorum ama bu yeni bir şey değil. Biraz unuttuğumuz, üzeri küflenen bir hazine diyebiliriz buna. Burada da hem 6 haftalık bir temel doktrin eğitiminden sonra Hallacı Mansur'un rehberlerinden kabul edilen bir zat vardır. Sehl bin Tüster'in eserini ve temel hadis metinlerini okuyoruz. Fakat bu okumalar yüzeysel okumalar değil. Daha ziyade biraz önce bahsettiğim bu gelen 1400 yıllık Sufi irfan geleneğinin bunlara yönelik açılımı. Onun dışında tasavvuf, giriş ve 1 ve 2 şeklinde programlar var. Bu programlarda da hani ilk defa bu alana hiç daha önce okuması olmayan arkadaşlarımızın bu alanın temel kavramlarını falan öğrenecekleri bir akademide bu iş nasıl öğrenilir tarzında böyle eğitim programları. Bu eğitim programlarında eğer kişi ben bu konuyu akademik olarak da ilerletmek istiyorum diyorsa bu eğitim programları aynı zamanda master programına bir alt yapı hazırlık olmuş oluyor. Verdiğimiz aynı zamanda ciddi bir Osmanlıca eğitimimiz var, ciddi bir Arapça eğitimimiz var. Arapça eğitiminde de Osmanlı'nın klasik usulünü kullanıyoruz. Amacımız çok fazla modern usulü öğrencilerimize öğretmek değil. Fakat Kur'an'da herhangi bir kavram, hadislerde herhangi bir kavram geçtiği zaman o kavramın hangi kavramlarla kavram haritasında yer oluşturduğunu bilebilmek, ondan sonrası anahtarı vermek, kayığa bindirmek öğrencilerimizi, ondan sonra açık ufuklara açılmalarını bekliyoruz.